Süden herkese merhabalar değerli izleyenler. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Bahar Özmen. Kıymetli konuğum Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikteyiz değerli izleyenler. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Voleybol Federasyonu Başkanlığında artık yavaş yavaş iki dönem geride kalıyor. Üçüncü döneme geçiş var. Bugün daha doğrusu üçüncü dönem için başkan adaylığınızı tekrar duyurdunuz, söylediniz. Bugün neler yapacağınızı tabii ki konuşuyor olacağız ama ben öncesinde de görevim icabı şöyle bir size baktım efendim. Evet. Ve döndüm, 1963 doğumlusunuz, Malatya Doğru. doğumlusunuz evet. ki birazdan bunu da konuşuyor oluruz. Voleybolda, köy hizmetlerinde, petrol ofisinde, muhafız gücünde, Galatasaray'da sporculuk yapıyorsunuz. Ardından antrenörlük geliyor. Ardından bir dönem TFF'de yöneticilik yapıyorsunuz ve 2016'da Voleybol Federasyonu Başkanı oluyorsunuz. 16. Başkan seçiliyorsunuz ve 2016'dan bu yana da bu görevi icra ediyorsunuz. Öncelikle bu iki dönem nasıl geçti başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Herhalde Türk sporunda yapmadığımız bir şey kalmamış diye evet. düşünüyorum sizin saydıklarınıza. Çok şükür ki bugüne kadar o doğum tarihinden, memleketimizden başlayan bir hayat hikayemizle herhalde Türkiye'yi dünyada tanıtan, Türkiye'nin, ülkenin gururu olan spor branşlarında güzel görev yaptığımızı, layıkıyla görev yaptığımızı, bu ülkeye layık olduğumuzu düşünüyorum. Ben sizin de belirttiğiniz gibi dünyam spor. Öyle başlayayım. Sporla geldim, sporla gidiyorum. Antrenör. Hatta bu arada 17 yıl Türk Telekom Spor Kulübü'nün genel sekreterliği, genel menajerliği ve CEO'luğunu yaptım. Ne güzel. Voleybol, futbol, basketbol branşları. O basketbolun Ankara'da tarih yazdığı dönemlerin başındaki kişi yine bendim. Şahane. Çok şükür ki nerede spor adına nerede ne görev yaptıysak daha başarısızlığımız yok. Ne bu, güzel. Bu gurur bize yeter. Bugün geldiğimiz bu nokta itibariyle. Şimdi iki dönemdir de başkanlık yapıyorum. Evet. Türk voleyboluna, Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyorum. Kısa bir süre sonra az bir zamanımız kaldı. 18 Ekim Cuma günü sabah 10'da başlayacak olan voleybolun genel kurulunda tekrar aday olduğumu açıkladım. Ama camianın da çok ciddi bir teveccühüyle ve işte bize verdikleri imza destekle de bunu herhalde hep birlikte gördük. Çok rekor ve çok teveccüh görerek bu voleybolun sürdürülebilir olması için devam etmem gerektiğini, hatta ya artık bu maçlara bizim kalbimiz dayanmıyor, dinlensek mi gibi bir cümle sarf ettiğimizde de çok çok büyük kulüplerimiz ve çok büyük camianın tamamından diyeyim ben %80'inden %90'dan tepki aldık. Dolayısıyla biz artık devam etmek zorundayız. Almadığımız başarı, yapmadığımız derece, elde etmediğimiz derece kalmadı. Bir tek olimpiyatlarda madalya kürsü bekliyorduk. Hı hı. Ama o kürsüde yine yarı finali bu ülkeye yaşattık. Ve bu yaşattığımız süreçten sonra da hedefimiz çıta o kadar yüksek ki kupayı beklerken, madalya beklerken, mutlaka madalya beklerken yarı finalde ve bizim oradaki 12 takım içinde en çok olumsuzluklar yaşayan takım da biz olduk. Bunun mazeret olarak da kabul sunmak istemiyorum. Bunu biz yaşadık. Ve dolayısıyla da çok şükür o da Türkiye tarihinin en büyük başarısı oldu. Neticede çok güzel ve çok önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünyada ses getiren, kabul gören, yani kurumsallık anlamında, samimiyet anlamında, plan program anlamında her yönüyle yaşadığımız muazzam işler yaptığımızı görüyoruz diye düşünüyorum. Başkanım, takımımızın özellikle kadın voleybol takımımızın, millilerimizin bir grafiğini çalışmıştık. Arkadaşlarımdan onu rica edeyim, gelsin ekrana, şu başarıları biraz üzerinden geçelim isterim sizin için de. Uygunsa eğer tabii. Hemen
Geliyor efendim ekrana da grafiğimiz. Az sonra gelecekmiş. Şimdi başkanım, Türkiye Kadın Milli Voleybol takımımız işte olimpiyatlara bakıyoruz. 2012'de, 2020'de, 2024'te katılım var ve en iyi derece yine 2024'te dördüncülük. Dönüyorum Milletler Ligi finalinde işte Çin'i 3-1 yenerek tarihte ilk kez şampiyon olduk 2023'te. İşte SEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Cumhuriyet'in yine 100. yılında şampiyon oldu kızlarımız. Çok önemli başarılar bunlar. Geldi şu anda da ekrana değerli izleyenler. Maşallah. Evet, bu, yani sığdıramadık. Bu görüntüler artmasını istiyoruz inşallah. Bu evet. Ülkemize bunları yaşattıysak ne mutlu şahsım ve ekibime. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nın katılım yıllarını görüyorsunuz değerli evet. izleyenler. 1963'te başlıyor, 2023'e kadar en iyi derecemizde 2023'te birinci oluyoruz. Yine evet. olimpiyatları az önce bahsettim. 2024'te en iyi derecemizi alıyoruz, dördüncü oluyoruz. Evet. Dünya Kupası'na bakacak olursak yine 2023'te en iyi derecemizi alıyoruz, birinci oluyoruz. Dünya Şampiyonası'nda 2010'da altıncı oluyoruz. World Grand Prix'de yine 2012'de 3. oluyoruz. Milletler Ligi'nde 2023'te 1. oluyoruz. Avrupa Voleybol Ligi'nde 2014'te 1. oluyoruz. Yine Montreux'de de 2015'te 1. oluyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da 2005'te birincilik kazanıyoruz. Şöyle bir baktığımızda özellikle son yıllarda işte 2023'ü sıkça, 2024'ü sıkça bu tabloda görüyoruz. Çok güzel başarılara imza atılmış. Ve şunu da sormak istiyorum başkanım. Şimdi biz eskiden işte tabii ki sporun her branşı çok kıymetli, çok önemli. Ama basketbolla büyüyen, 12 dev adamla büyüyen bir jenerasyondanım ben. Ama son yıllarda filenin sultanlarını konuşuyoruz ve kızlarımızın başarılarını konuşuyoruz. Onlarla gülüyoruz, onlarla ağlıyoruz. Bir marka yaratıldı. Yani biz voleybol ülkesiyiz demeye başladık. Burada da hani kızlarımızın da enerjisi tabii ki çok önemli. Sürekli siz de onlarla iletişimdesiniz. Yani takımın içinde ve bu markalaşma sürecinde nasıl bir yolculuktan geçtiniz aktarırsanız çok memnun olurum. Bu markalaşma durumu da çünkü ciddi bir efor, çalışma gerektiriyor, gayret gerektiriyor. Hepimizin algısı değişti. Bir taraftan bir tarafa dönmüş olduk. Vallahi şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir sunum. Ben de burada sizden gördüm. Genel kurul delegeleri zannediyorum bu tabloyu görünce de zaten kararını verecektir diye düşünüyorum. Tabii işin esprisi bir tarafa, şunu belirtmek istiyorum. Samimiyet, şeffaf ve ekip çalışması. Bugün gerçekten şu gördüğünüz, şu tablo, şu başarı, uzun yıllara da dayanan bir tablo. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir başarı tesadüf değildir. Evet. Ya bunu kabul edelim. Artık bunun şu söylemlerden, her şey için, iş dünyası için, ekonomi, yani ticaret, spor, her yerde. Ya bir emek var, her yerde bir emek var. Evet. Yani bu asla ve asla başarı tesadüf olamaz. Bu kadar tesadüf hiç olamaz başkanım. Evet, bu kadar tesadüf hiç olamaz. Katılıyorum, bravo. Şimdi bunların bir de altyapısına bakmak lazım. Tabii. Ya altyapıda bugün dünya ve Avrupa'da en önemli dereceleri elde eden bir numara ülke olduk. Ya bakın dünyada takım ülke sayısına bakıyorsun 200'ün üstünde, Avrupa'ya bakıyorsun 53 ülke 50'nin üzerinde. Ya buralara bakıyorsun taraftarıyla, kurumsallığıyla, altyapısıyla, tesisleşmesiyle, ekonomisiyle, sponsoruyla, yani zerre kadar bir eksik hissedilecek hiçbir şey yok. Ben bilmiyorum yani bundan daha öte ne olabilir ve bundan daha öte nereye gidilebilir? Hı hı. Ne olabilir? Sırada ne var diye bana bir sorular sorulurdu. Sırada ne varsa o var demiştim biliyorsunuz cevap. Şimdi artık sırada ne varsa o var ama hep zirvede olmak var. Artı burada kalmak ve sürdürülebilir olmak. Şimdi bundan sonraki önümüze baktığımız süreç burada devamlılığı sağlamak, sürdürülebilir olmak. Hı hı. Bu saydığım her şey. Ya bakın okul var, TVF Spor Lisesi var ve o lisenin adına pilot takım var.
O pilot takım liglerde yarışıyor. Bir alt liglerde yarışıyor. Ve okul son iki dünya şampiyonasının üçüncüsü ve şampiyonu oldu. Bakın ne mağlup şampiyon oldu. Evet, çok önemli. Ve erkeklerde oldu bir de. Yani. Evet. Bir de erkeklerde oldu. 16'da 16. Namalü. Brezilya'da ev sahibi. İki namalüp çarpıştık. 3-2 kazanan ve şampiyon olan bizim takım oldu. Şimdi o takımdan liglerde, bakın liglerde o takımdan 10 tane oyuncu liglerde oynuyor biliyor musunuz? Şahane. Hem yaş ortalaması düşmüş oldu. Hı hı. Hem erken oynama süreci yaşadı. Hem de yabancı yerine yerlilerin şans bulmasını yaratmış olduk. Yani bu istatistik işi, çalışma işi, bunlara kafa yoracaksınız. Yani ben bir şey bilmiyorum ama gelince bileyim veya gelince yaparım değil. Biz yapa 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 geldik. Çekirdekten yetiştik. Bakın işte doğum tarihimizden açıkladınız. O gün dünyaya geldik, gözümüzü açtık. Spor, bugün spor. Benim başka dünyamda hiçbir dünyamda yok. Sadece bu spor var. Çok şükür ki bunun karşılığını verdik. Baba evlat ilişkilerini kurduk. Ne güzel. Abi kardeş ilişkilerini kurduk. Aile ortamını yarattık. Ülkede ayrışmayı değil, birleşmeyi sağladık. Hiçbir ayrım yapmadan genci yaşlısı, kadını erkeği. Bugün izlenme rekorları kırdık. Evet. Ya Türkiye'de işte 12 dev adamdan bahsettiniz siz. Bana her ortamda ve röportajda en çok sorulan soruyu söyleyeyim size. Voleybol ülkesi olduk. Ve bunu bana hissettiriyorlar. Hı hı. Ben de soru halinde gelirse şu cevabı veriyorum. Ya biz voleybol ülkesiyiz. Bunu yakıştırmak, bunun karşılığını vermek, voleybol evet. ülkesi olmak bir camianın başkanına ne kadar gurur verebilir? Camiam adına, ülkem adına bir o kadar da ben bu ülkenin spor ülkesi olmasını arzu eden bir sporcu kimliğiyle bunu söylüyorum. Biz bu ülkede her şeyimiz var. Tesisleşmemiz var. Yeteneklerimiz var. İmkanlarımız var. Ve bunların hepsini akıllı, planlı, programlı, uzun vadeli ve çalışır da hayata geçirirsek bunun karşılığını almamak mümkün değil. Başarısız olmak mümkün değil. Başkanım az önce söylediğiniz cümle arasında işte altyapıdan bahsettiniz. Bu tarafta da fabrika voleyboluna bir yatırım yapıyorsunuz. Fabrika voleybolunu geliştirmeye çalışıyorsunuz ve çok da oradaki projelerde ilerledi. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi bakın bizde proje, faaliyet bitmez. Birkaç örnek vereceğim. Şu anda belki bizleri dinleyenler, ilk defa duyanlar bile olacak. Bugün bir fabrika voleybol projemiz var. 6-12 yaş. Kız çocuğu, erkek çocuğu voleybolla buluşturuyoruz. Ve bu 6-12 yaş çocukları, fabrika voleybol okulu bugün 36 ilde faaliyete geçirdi. Ve bunun %50'si, 36'nın Doğu ve Güneydoğu'da. Evet, ağırlıklı o tarafta. Tunceli, Hakkari, Ağrı, Muş, Kilis, Bingöl, Şırnak, Cizre, buralarda hayata geçirdik. Şimdi burada 6 yaşında bir çocuk voleybolla buluşuyor. 12 yaşına geldiğinde artık okul döneminin belli bir noktasına geliyor. Evet. Kulüpler de bunları takip edebiliyor. Burada bir tek biz bu projeyi yapıyoruz ama kulüplere bunu servis ediyoruz. Kulüpler de geliyor, burada yetenekleri alıyor. Ve başkanım kulüpler de federasyonun bu çalışmasından feyz alıp onlar da sosyal sorumluluk projesi gibi aslında bu tarz projelere katkı sağlamaya başladılar. İşte Vakıfbank'ın yaptığı işleri konuşuyoruz. Evet. Onlar da gençlere yönelik biliyorsunuz bir takım çalışmalar yapıyor. Tabii Eczacıbaşı. Evet, üç büyükler. 60 yılı aşkın aralıksız hizmet veren bir sektör Türk sporuna, evet. Türk voleyboluna. Şimdi buradan bu çocukları ve bir de bu Doğu ve Güneydoğu illerindeki yapılan bu proje bilabedel sosyal sorumluluk projesi adı altında yapıyoruz biliyor musunuz? Süper. Hiçbir masrafı o illere ve kimseye yük olmadan her şeylerini biz karşılıyoruz. Şahane. Yani baktığınızda buradan bir
gerçekten voleybolcu fabrikası. Evet. Geliyor. Bununla da kalmıyor. Okulumuzda öğrencilerimiz oradan okula da havuzu büyüterek okulda eğitimini ve öğrenimini sağlama noktasına getiriyoruz. İşte her yıl, bu yıl 1020 mi, 1010, 1000 küsür işte müracaat var. 85-90 kişi aldık. Boy ortalamamız lise 1'den başlayan, boy ortalamamız 1.90'larda. Böyle bir olay yok. Yani Türk voleybolunun sırtı yere gelmez. Mümkün değil yani. Dünyada, Avrupa'da. Ne güzel. Falan bizden başka kimseden söz edilmez. Zaten şu an dünya ve Avrupa'da da iki ülke yarışıyor. Açık konuşayım. Yani hem uluslararası faaliyette her şeyle Türkiye, İtalya. Yani. Ve okulda en iyi eğitimi veriyoruz. Yeme içme yatmalarını sağlıyoruz. Artı 5 yıldız konaklamalarını yurtta hizmet veriyoruz. Ve bu çocuklar genel çoğunluğunun da doğu tarafından, Anadolu'dan gelen çocuklar olduğu için hani üç büyük Ankara, İzmir, bu batıdaki şehirlerimiz daha çok aileleriyle kalmayı ve özel okulları tercih ediyor. Ama şu bizi tercih edenlerin, bununla da kalmıyoruz. Karşılıksız burs sağlıyoruz, biliyor musunuz? Şahane. Karşılıksız burs sağlıyoruz. Çok önemli imkanlar. Hiç kimseye imkanlar. Yük olmadan. Hiç kimseye yük olmadan. Sadece Voleybol Federasyonu'nun ve sponsorların desteğiyle bunu sağlıyoruz. Burayı çok iyi incelemek lazım. Ne emekler var, neler var. Muhakkak. Yani bu projeler birbirini takip ediyor. Beni geçen gün Hakkari'den tanışmıyordum da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Bakanımız aradı. Orada yaşadığı, gördüğü, o fabrika voleyboldaki gördüğü projelerimizi görmüş, yerinde incelemelerden çok mutlu olmuş ve gurur duymuş. Arada tebrik etti bizi. Biz de tabii çok duygulandık. Ve şunu söyleyeyim, orada 300 çocuk sporu voleybol yapıyor. Bu 300 çocuğun başka bir yerde işi olabilir mi? Eğitim ve spordan başka. Kesinlikle öyle ki son dönemde. Dağda, şurada, burada. Tabii. Kötü alışkanlıklarda olmaz. Bu ciddi bir hizmet. Yani en ciddi hizmet. Sporcu yaratmak, yani sporcu yapmak, sporcu havuzunu büyütmek, sporcu sayımızı artırmak bir tarafa, bir de böyle bir faaliyetimiz var. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Ne güzel. Başkanım, yine az önce bahsederken işte bu pırıl pırıl genç arkadaşlarımızdan konuşuyoruz ama onlar da abilerini, ablalarını örnek alıyorlar. Kesinlikle. Ve siz oradaki işte samimiyetten bahsediyorsunuz, iletişimden bahsediyorsunuz. Erkeklerimizle konuşacağız ama kızlarımız üzerinden gidersek, kadın voleybol takımımızda nasıl bir iletişim, ilişki var içeride? Sizin onlarla diyaloğunuz nasıl, onu da merak ediyorum. Artık o diyaloğumuz samimi bir şekilde, Türkiye biliyor artık, yani dünya biliyor. İşte ne bileyim, zaman sık zaman... Sık bir araya gelebiliyor musunuz? Tabii, tabii. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Enteresan bir örnek. Biz Santarelli döneminden önce Giovanni Hoca ile 5 yıl çalıştık. Antrenör değişimi oldu. Giovanni Sırbistan'a gitti. Santarelli Türkiye'ye geldi. Santarelli Sırbistan'da dünya şampiyonu oldu, bize geldi. Biz olimpiyat beşincisi, son olimpiyat beşincisi olarak Sırbistan'a hocamız gitti. Türkiye'de de çalışıyor, devam ediyor. Çok da emeği var bu ülkede. Ve geçen bir açıklamasını okudum. Diyor ki, ayrıldım, veda ettim Sırbistan'dan. Bir yıl çalıştı. Beni yarım saat dahi federasyon yetkilileriyle bir araya gelme şansını bulamadım. Diyor. Oysa bizde 5 yılda 7-24 bir araya gelme şansını vardı, yaşadık. Yeni koçla yine devam ediyoruz. Bakın, yeni koç İtalya'da görev yapıyor, Santarelli, Imaco'da. Evet. Sık sık izin günlerinde, bir gün veya iki gün izinlerinde bile geliyor İstanbul'a, buluşuyoruz. İleriye dönük planlama programları, çalışmaları yapıyoruz. Yani işte bu ailenin içindeyiz. Evet. Ben sporcu içlerinden gelen biriyim. Antrenörlükten gelen biriyim. Evet. Ben antrenörlükten geldim, antrenörlerin derdini iyi bilirim. Oyunculuktan geldim, sporcuların derdini iyi bilirim. Yöneticilikten geldim, yöneticinin derdini iyi biliyorum. Yani kulüplerin keza öyle. Kulüplerin keza. Şimdi kulüpler bir
Voleybol Federasyonu milli takımların başarısı tartışılmaz. Ama kulüplerin de başarısı tartışılmaz. Evet. Şimdi son 10 yıla bakıyoruz. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası. Evet. Kulüplerimizin işte sistem bu yılda değişti. Bizim de istediğimiz doğrultuda biz istemiştik. Avrupa SEV Federasyonu'ndan finali kaldırdılar. Final Four sistemine geçtik artık. Hı hı. Bu yıl bakın burada bu güvenceyi veriyorum. Siz bir gün bana hatırlatırsınız. Tamam. Bu sezon sonu Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım Final Four oynayacak. İddia ediyorum %100 2 Türk 2 İtalyan olabilir. Hı hı. %51 3 Türk 1 İtalyan olur diye düşünüyorum. Hı hı. İddialıyız. Evet, şu güzelliğe bakar mısınız? Yani evet. Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank'ın Final Four'da olacağını düşünüyorum. İtalya'dan da en favori takım Imako, Milan veya Milano falan bunlar da gelebilir. Ama ben bizi, ülkeyi ve bizim takımlarımızı favori gösteriyorum. Süper. İnşallah. Ardından gelen Sev Cup Challenge'ler içinde işte bugün, dün Galatasaray ilk 16'ya kaldı. İlk 16'ya kaldı. Evet, iki maçı da 3-0 net skorla geçti. İlk 16'ya kaldı. Arkas'tan bize üzen haber geldi. Evet, Arkas elenmiş oldu. Evet. Biz de heyecanla başkanım takip etmeye çalışıyoruz. ET Spor ailesi olarak tüm tabii branşlardaki. ET Spor ailesine de ilk program, yani benim ilk ekranlardayım. Tebrik ediyorum. Çok büyük bir hizmet. Çok büyük bir görev yapıyorsunuz. İşte bugün voleybolun başkanının sesini bilmediklerini bilmeleri için burada stüdyoda bizleri ağırlıyorsunuz. Biz de samimi gerçekleri, her şeyi burada paylaşmayı, fırsatını veriyorsunuz. Benim camiam adına da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İnşallah karşılaşmalardan, işte şampiyonluklardan, ödüllerden sonra da burada milli takımımızla birlikte sizi ağırlamak isteriz tekrar. Bizler bu ekranda böyle işleri yapmaktan büyük gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Şimdi başkanım, artık kadın voleybolundaki isimler o kadar hayatımıza işledi ki bunlardan bir tanesi tabii ki Melisa Vargas. İşte siz Malatyalısınız. Malatyalı Melisa. Melisa da artık Malatyalı. Melisa'nın görüntüleri vardı. Editörümüz Gamze Ünlü'den onu rica edeyim. Malatya. Evet, Malatya. Evet, Malatya'ya gittik. Evet. Evet. Bak halka bak. Şu güzelliğe bak. Bakın evet. Şuna bak. Sizin bu Malatyalılık olayında bir payınız olduğunu düşünüyorum. Tabii. Nasıl tabii oldu başkanım bu durum? Şimdi bir kere çok uzun. Çok yakında da bu hayat hikayemle ilgili kitap hazırlığım var da. Şu kitap hazırlığım var. Onlar da paylaşırız ileride. Vargas'ın Türk olması, Türkiye'ye kazanılması çok büyük bir olay, mucize bir olay. Biliyorsunuz 24 saatte evet, rakip ülke Sırbistan'a, Sırbistan'ın antrenörünün o an Fenerbahçe antrenörü olması, Zoran Terzic'in Sırbistan'ın o an milli takım hocası olması, Vargas gibi genç bir yeteneğin o ülkeye kazandırılması, siz değil rakip kazanıyor. Bu noktadan bu ülkenin, bu takımın kendisinin de çok arzu etmesi sonunda böyle bir diyalog ve bir işbirliğine gidildi. Çok 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 anlatılması günlerce bitmeyecek bir mücadeleden Vargas'ı Türk yaptık. Evet. Bu ülkeye kazandırdık. Ama Vargas'a sorulduğunda da tamam Türk nüfusuna geçtin. Peki hangi nüfustasın? Ne? Ben bilmez, baba bilir. Ben baba diyor bana. Ay, ne güzel. Babam nereli, ben oralı. Yani o espri oradan geldi. Malatya'da bu ülkenin toprakları, Hakkari'de, Edirne'de hiç fark etmez. Tabii bu tabii bu işin esprisi. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu ülkeye böyle bir oyuncu kazandırdık. Malatyalı Vargas kazandırdık. Ve neticede de geldiğimiz noktada inşallah uzun yıllar bu ülkeye, bu ülke sporuna, Türk voleyboluna hizmet eder. Biz gururluyuz. Çok mutluyuz. Başkanım, Vargas da bu Malatyalı rolünü çok hızlı üstüne giydi. Ne diyorsunuz? Malatya'da bir Malatya serüveni var. Canımızı zor kurtardık. Şöyle bir esprili bir süreç yaşadım. İsterseniz anlatayım. Lütfen, burada çok biraz da. Olurum. Şimdi
İşte menajer Pelin, Malatya'da bizim yakın akrabalarımız var, halk var. AVM'de izdiham yaşadık. Arka taraftan bizi böyle arka kapıdan, garajdan çıkarttılar. Bir okul bahçesi miting alanına döndü. Orada minibüsü böyle içinden parçalanacak bir durum yaşıyoruz falan. Tabii o arada biz böyle yoğun ilgiden giderken Vargas'ı güvenlik ve herkes Vargas'ı korudu, kolladı. Vargas canını kurtardı ama biz arkada kaldık falan. Biraz izdam yaşadık. Ayak tırnaklarımız falan ezildi. Biraz sıkıntı yaşadık. Eyvah. Ben de döndüm sordum. Ya ben Malatyalı olarak niye bana sahip çıkmıyorsunuz dedim ya. Ey akrabalarım, ey sevgili canlarımız. Ondan sonra bana cevabı düşünebiliyor musunuz? Ne dedi? Başkanım, siz ev sahibisiniz. Size bir şey olmaz. Bu misafir. Biz önce bu misafire sahip çıkalım. Ya böyle o kadar tatlı yaklaşımlarıyla, evet, güzel bir esprilerle. Bu güzellikler renk kattı tabii ki. Kesinlikle. Sahada ayrı bir renk kattı. Türbünler inanılmaz, rekor. Sığmıyoruz artık. Bizim en büyük sıkıntımız artık türbünlere sığmıyoruz. Bakın bugün akşam 19'da, evet, Fenerbahçe Eczacıbaşı Süper Kupa maçı var. Biletler günler önce satışa çıktı. 6,5 dakikada bir tane bilet kalmadı. Ne güzel. Şimdi telefonlar, federasyon telefonları, sabah çıktım federasyondan. İnanın birkaç, tahmin ediyorum bir 50-60 kişilik bir genç grubu oradaydı. Biz nasıl bilet bulacağız? Biz bu salona nasıl gireceğiz başkan? Şimdi öyle bir hal aldı ki, vardır ya böyle tribünlerin sloganı, başkan uyuma, taraftara sahip çıktı. Evet. Yani şimdi taraftar, tabii ki iki taraftar da bizim taraftarımız. Tabii. Kulüpler benim kulüplerim. İnşallah bu maçları daha büyük salonlarda oynayacağız. Buradan geçen basketbol gelişim merkezinin açılışında bizzat davetliydim, gördüm. Muhteşem bir tesis kazandırılmış. Bu tesis kazanımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben o süreci çok yakın takip ediyorum. Kıskanıyorum. Aynısını nasıl yaptıracağız diye her fırsatta da Türk sporunu, her branşını çok seven Sayın Cumhurbaşkanımızdan da her gördüğümüzde, her yerde böyle bir talebimizi ve isteğimizi yeniliyoruz. Gerçi onun da bize bu tesisten önce Burhan Feleğ'in, Ankara Başkent'in çeşitli tesisleri kazandırması, federasyona destek vermesi, o dönemin federasyon başkanının olduğu süreçte, o tesis hamlesi olduğu süreçte dönemin başkanının ekibinde ben de başkan vekiliydim. Erol abiyle bu tesislerin kazanımında bizim tesis olarak en iyi tesislere sahip olan branştan biriyiz. Kurumsal olarak en iyi kurumsal yapıya sahip bir branşız. Ekonomide sıkıntısı yaşamayan bir branşız. Altyapıda muhteşem işler yapan bir branşız. Üst yapıda Avrupa, dünyada ve ülkeyi gururlandıran bir başarıların altına imza atan bir federasyonuz. Herhalde son sorulacak soru, sırada ne var? Başkanım, tam reklama gidiyorduk. Yeni dönemde ne yapacağımı soracak olursanız demiştiniz. Ben sözü size bırakayım orada. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bazı imkanlar geliştikçe bazı projelerin daha hayata geçirilmesini sağlayacağız. Bazı imkanları daha genişleteceğiz. Daha büyük kulüplere imkanları yaratmaya çalışıyoruz ki erkek takımı da çok ciddi bir sponsorluk anlaşması bir hafta önce imzaladık ki ligin ismi, kupanın ismi şu anda erkeklerde de kadınlarda da çok şükür sponsorluk boşluğu olan bir yerimizin kalmadığını ve bu sezon herhalde tüm kazanımların çok çok üstünde bir gelir kaynağı yarattık. Zaten bunu da burada değil, genel kurulda da açıklayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki dönemde olimpiyattaki madalya eksiğimiz, bir tek o kaldı eksiğimiz. O eksiğimizi tamamlayacağız. Peki, çok teşekkür ederim başkanım. Seçimde 18 Ekim'de Ankara'da bizler de takipte olacağız.